Hobi Dünyası'na hoş geldiniz. Biz bir önceki videomuzda Sony'imizin gövdesini ördük. Şimdi ipimizi kopartmadan kafamıza devam edeceğiz. 30. sırada kalmıştık. Şimdi 31. sıradayız. Başlıyoruz. 1, 2, 2 sık iğne ördüm. Bir tane artırdım. Tekrar 1 2 2 sık iğne, bir artır yaparak sırayı tamamlıyoruz. 31. sırayı tamamladık. 24 sık iğnemiz oldu. Şimdi 32'deyiz. 1 2 3 3 sık iğne yaptım. Bir tane artırdım. Tekrar 1 2 3 3 sık iğne, bir artır yaparak 32. sıramızı da tamamlıyoruz. 33. sıradayız. 1 2 3 4 4 sık iğne, bir artır. Bu sırayı da 4 sık iğne, bir artır olarak devam ediyoruz. 34. sıradayız. 1 2 3 4 5 34. sıramızda ise 5 tek bir çift yaparak tamamlıyoruz. 35. sıraya geldik. 1 2 3 4 5 6 6 tek bir çift yapıyoruz. Sıramızı 6 tek bir çift ile devam ediyoruz. Evet, 36. sıradayız. Artır artıra yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tek bir çift olarak sırayı tamamlayalım. Evet, 37. sıradayız. Burada da 8 tek bir çift yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 bir tane artırıyoruz. 8 tek bir çift olarak sırayı tamamlayalım. Evet, artırmalarımız bitti arkadaşlar. Şimdi 38 ve 39. sıralarımızı 60 sık iğne olarak örüyoruz. 2 sıra boyunca örelim. Her ilmeğe tek tek batıyoruz. Evet, 2 sıra 60 sık iğne ördükten sonra 40. sırada arkadaşlar beyaz ipe geçeceğiz. Son ilmeğimizi kapatmadan beyaz iple kapatıyoruz. Daha sonra örgümüze devam ediyoruz. 9 sıra boyunca beyazla öreceğiz. Yani 40. sıradan
48. sıraya kadar beyaz iple devam ediyoruz. 9 sıra boyunca beyaz ip örüyoruz arkadaşlar. Evet, 9 sıra boyunca beyaz ipimizle devam ettik. 49. sıraya geldik. Yine beyazla devam ediyoruz. Evet, 49. sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sık iğne yaptıktan sonra bir tane azaltıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tek bir azalt yaparak bu sırayı tamamlıyoruz. Evet, 50. sıradayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane azaltıyoruz. 7 sık iğne bir azalt yaparak devam ediyoruz. Evet, şimdi 51. sıraya geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sık iğne bir azalt yaparak devam edelim. Evet, 52. sıradayız. Artık kameraya yaklaşan şey sığmıyor. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 sık iğne yaptık. Bir tane azaltıyoruz. Bu sırayı komple 5 sık iğne bir azalt yaparak devam edelim. Evet arkadaşlar, 53. sıramızı saksı mavisiyle devam ediyoruz. Şöyle küçültelim. Evet, şimdi 1, 2, 3, 4. 4 sık iğne bir azalt yaparak devam edelim. Beyaz ipi kesiyoruz. 54. sıradayız. 54. sıramızda ise 1, 2, 3. 3 sık iğne bir azalt yapıyoruz. Bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, 55. sıramızda 2 sık iğne bir azalt yapacağız. 56. sıramızda 1 sık iğne bir azalt yapacağız ve 57. sıramızda ise 6 tane ilmeğimiz olacak ve 6 kez azaltmış olacağız.
Şimdi büyüdüğü için rahat öremiyorum. O yüzden dediğim gibi 55. sıradan 57. sıraya kadar azaltmalarımıza devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi de göbek kısmını yapacağız. Bunun için ten rengine ihtiyacımız var. Sihirli halkayla başlıyoruz. Sihirli halkamızın içerisine 6 tane sık iğne yapalım. 3, 4, 5 ve 6. Evet, sıkılaştıralım sihirli halkamızı. İkinci sıraya geçiyoruz. İkinci sıramızda her ilmeğin içerisine çift batarak 12 sık iğne elde etmiş olacağız. Evet, üçüncü sıraya geçtik. Üçüncü sıramızda ise bir sık iğne bir artır yapıyoruz. Bir sık iğne bir artır yaparak örgümüzün sonuna kadar devam ettirelim. Dördüncü sıramızdayız. Dördüncü sıramızda bir sık iğne bir artır yaptım başta. Şimdi bir, iki. İki sık iğne bir artır yaptırıyoruz. Beş kez tekrar edeceğiz. İki sık iğne bir artırı 5 kez tekrar ediyoruz. Evet, 5 kez tekrar ettikten sonra 2 sık iğne 1 artırı. Burada bir tane sık iğnemiz oluyor ve onu da tek olarak örüyoruz. 5. sıraya geldik. 5. sıramızda ise 1, 2, 3. 3 sık iğne bir artır yapacağız. Komple bu sırayı 3 sık iğne bir artır yaparak devam edelim. 6. sıraya geldik. 6. sıramızda ise 1, 2. 2 sık iğne ördükten sonra bir tane artırdım. Daha sonra 1, 2, 3, 4. 4 sık iğneden sonra tekrar bir artış yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 3, 4. 4 sık iğne bir artırı 5 kez tekrar edeceğim. Evet, 4 sık iğne bir artırı 5 kez tekrar ettikten sonra burada kalan 2 tane sık iğnemi tek olarak örmüş oluyorum. 2, 4, 6, 7. sıraya geldik. 7. sıramızda ise 1, 2, 3, 4, 5. 5 sık iğne bir artır yapacağız. Bu sıraya 5 sık iğne bir artır yaparak devam edelim. Evet, 8. sıraya geldik. 8. sıramızda 1, 2, 3. 3 sık iğne ördükten sonra bir tane artırıyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sık iğne ördüm. Bir tane artırdım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sık iğne yaptım. Bir tane
artırdım. 6 sık iğne bir artırı 5 kez tekrar edelim. 6 sık iğne bir artırmayı 5 kez tekrar ettikten sonra burada kalan 3 sık iğnemizi tek olarak örüyoruz. Evet, toplamda 48 sık iğnemiz olmuş oldu. 9. sıraya geliyoruz. 9. sıramızda bir tane azaltıyorum. Hatta azaltma işlemini şöyle yapacağız. Bir tane azaltıyorum. Şu şekilde 3 tane ilmeğimiz oluyor. 2 ilmeği yan yana batmış oldum yani. Bir daha göstereyim. Battım, çıktım. Battım, çıktım ve hepsini birlikte alıyorum. Şimdi 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 5 sık iğne ördükten sonra bir tane artırıyorum. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 7 7 sık iğne ördükten sonra tekrar bir eksiltme, azaltma işlemim var. Bu şekilde azalttım. 16 sık iğnemiz olmuş oldu. Bir zincir çekip dönüyorum. Şimdi tekrar bir azaltmam olacak. 7 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 7 sık iğne ördükten sonra bir tane azaltıyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. Burada 9 sık iğnemiz, ilmeğimiz olmuş oldu. 11. sıradayız. Bir tane azaltıyorum. 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5. Sonra tekrar bir azaltma yapıyorum. 7 sık iğnemiz olmuş oldu. Bir zincir çekip tekrar dönüyorum. Bir tane daha azalttım. 3 tane öreceğim. 3 tane sık iğne örüyorum. 2 3. Tekrar azaltıyorum. Evet. 5 sık iğnemiz olmuş oldu. Bir zincir çekip dönüyorum. Tekrar bir tane azaltıyorum. Bir sık iğne ördüm ve tekrar azalttım. 3 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Evet, şimdi bunu bir zincir çekiyorum. Dikmek için, göbeğimizi dikmek için ipimi uzun bırakıyorum. Bu şekilde olacak. Evet, göbeğimizde bitmiş oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.